Efendim şimdi sırada diyetisyen Esra Işıkdemir'in bizim için hazırladığı görüntüler var. Ödemi atmak için çok güzel bir tarif veriyor, bir smoothie tarifi veriyor. Hep birlikte izleyelim. Merhabalar, ben diyetisyen Esra Işıkdemir. Sizlerle diyette en zorlandığınız şeyin çözümünü bulacağız bugün, ödem. Biliyorum ki diyette birçoğumuz, diyete başlama nedenlerimizden biri de olabiliyor ödem. Çünkü özellikle kadınlarda sık sık rastladığımız bir olay. Ne zaman ödem oluşur ve nasıl bundan kurtulabiliriz onları anlatacağım. Ödeme neden olan birçok şey var aslında. İlk olarak diyete başladığımızda su tüketimimizi arttırmamız gerekli. Eğer ki eksik su tüketirsek vücudumuzda fazlaca ödem olacaktır. Ya da çok tuzlu yiyorsanız, turşu gibi gıdalar tüketiyorsanız, çok fazla yeşil çay ve bitki çayı türevleri tüketiyorsanız, bir önceki gün alkol aldıysanız, ertesi gün vücudunuzda ciddi anlamda ödem olacak. Birçoğunuz aslında vücuttan ödemi uzaklaştırmak adına birçok şey denemişsinizdir. Bunların en başında maydanoz, rezene çayı gibi kürler geliyor. Şimdi bunları bir araya getireceğiz ve bugünlük ödemi vücudumuzdan atacağız. Hazırlayacağımız içeceğin içerisinde bir tane elmamız var. Yeşil elmayı aslında tüm diyet boyunca bol bol kullandığınızı biliyorum. Ödem atımına da oldukça yararlı. Maydanozu zaten birçoğumuz kullanıyoruz. Bazı kadınlar maydanozu regl dönemlerinin yaklaşması için, adet düzensizliği için de kullanabiliyor. Ananasımız var. Ananas da hem vücudunuzda özellikle basen bölgesi yağlanmalarını eritmekte oldukça yararlı, hem de vücuttaki ödemi uzaklaştırmada bize yardımcı olacak. Dediğim gibi çok fazla bitki çayı tüketmek vücutta ödeme neden olabiliyor. Ama bazı bitki çayları var ki onlar da vücuttan ödeme atıyor. İşte biz bugünkü karışımımızın içerisine rezene çayını ekleyeceğiz. Aynı zamanda taze nane kullanıyoruz. Biraz da tadını güzelleştirmek lazım. Ve biraz taze zencefil kullanarak çayımızı hazırlayacağız. Aslında birçoğumuzun evinde bu cihazlardan var. Çünkü detoks suyu hazırlamakta birebirler. Elmalarımı yerleştirdim. Ananaslarımı 2 ince dilim ananas koyacağım. Bu içeceği yaparken şeker hastası olanlar biraz daha dikkatli olmalı. Çünkü içerisine tam 2 tane meyve koyduk. Taze zencefilimi ilave ediyorum. Çok acı tadı sevmeyenleriniz olabilir. Onlar bunu çok fazla ilave etmesinler. Nane yaprağı ilave edeceğim. Ben kokusunu çok seviyorum. Bize yardımcı olacak ödem atmada. Maydanozumuz var. Bunların hepsi içerisinde karışacak nasılsa. Ben bütün haliyle koyuyorum. En sevdiğim kısımda rezene çayını ilave ediyoruz. Demlediğimiz, biraz da soğumaya bırakırsanız çok iyi olur. 3-5 dakika arası demlenmesi yeterli. Soğumaya aldıktan sonra şimdi hepsini karıştırabiliriz. Elmanın ve ananasın tamamen küçük parçalara bölündüğünden emin oluyoruz ve içeceğimiz hazır. Bu içeceği gün içerisinde ara öğün olarak da kullanabilirsiniz. Biraz daha sulandırarak normal içtiğiniz suyun içerisine de ilave edip gün içerisinde de tüketebilirsiniz. Ödem atımınıza gerçekten çok yardımcı olacak bir içecek oldu. Afiyet olsun.